Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Çetin. Antalya Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesiyim. Belediyelerde çalışan arkadaşlarımın ve bazı özel ilaçlama firmalarında çalışan arkadaşlarımın özellikle gece saatlerinde soğuk sistemi ULV yaparken alanın büyüklüğünü nasıl hesaplayabilecekleri ve kullanacakları dozu nasıl hesaplayabilecekleri ile ilgili küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burada kendi ekranımı paylaşımı açacağım bilgisayarımın. Buradan birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda ekranımı görüyorsunuz. Önce bilgisayarınızda Google programı üzerinden Google Earth'ı açıyorsunuz arkadaşlar. Google Earth'ı açmanız gerekiyor. Şöyle yazılıyor Google Earth, dünya. Bastığınızda Google Earth açılacak. Zaman kazanmak açısından ben açılmış programımızı hemen göstermek istiyorum. Bilgisayarımızın hızı yavaş olduğu için belki zaman kaybedebiliriz. Gördüğünüz gibi Google Earth'ün başlangıç sayfası böyle çıkıyor. Üst sağ tarafta Google Earth'ü başlata basmanız gerekiyor. Bu sağdaki tıklamanız gerekiyor. Tıkladığınız zaman karşınıza bir harita çıkacak burada gördüğünüz gibi. Bu haritada yaşadığınız ilin neresiyse onu yazabiliyorsunuz. Örneğin ben bu çalışmada Şanlıurfa'yı yazmayı istedim. Sizinle birlikte Şanlıurfa ilinin haritasını göreceğiz. Sol tarafta gördüğünüz arama butonu üzerinden. Şu anda Google Earth programı bana Şanlıurfa'nın haritasının genel olarak uydu görüntüsünü gösteriyor. Mouse'umla bunu yaklaştırıyorum arkadaşlar. Görüntüyü yaklaştırıyorum gördüğünüz gibi. Burası şehir merkezini gösteren bir harita. Gördüğünüz gibi evler değişik şekilde, planlı şekilde yerleşmiş durumdalar. Büyük bir ada var burada gördüğünüz. Örneğin bir gece ilaçlama makinesinin bu adada gece ilaçlama yapacağını dikkate alarak bu çalışmayı yapalım. Biz spermetrin etken maddeli bir insektisit kullanacağız gece ilaçlamasında. Burada size bir örnek olarak bunu vermek istiyorum. Bu adanın içerisindeki önce alanın ne kadar büyüklükte olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Alanın içerisinde araç sürekli hareket edecek. Belki işte bir gece boyunca bütün bu gördüğünüz alanın içerisinde gezecek. Öncelikle alanın büyüklüğünü hesaplamak istiyoruz. Sol alt tarafta bir cetvel var bakın. Mesafe ve alan ölçün şeklinde. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bastığınız zaman sağda uzunluk ifadesi çıkar. Önce artı şeklindeki bu yapıyı alanın bir ucuna basıyorum. Diğer alana kadar uzaklığı hesaplıyorum. Yaklaşık 650 metrelik bir alan uzaklığımız var gördüğünüz. Sonra kenarlarını ölçüyorum ben şu anda sadece. Biraz küçültüyorum. Kenarlarını ölçüyorum gördüğünüz gibi adamızın. Ve en son bütün köşelerdeki noktaları aynı noktada birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bir dikdörtgene benzeyen yapı bir alanı görüyorsunuz. Bu alan içerisindeki çevresinde kat ettiğim bir yol şurada sağda gözüküyor. 3.199 kilometre, yaklaşık 3.2 kilometrelik bir alanı etrafı gezmişim. Bu alanın büyüklüğü yaklaşık 624 bin metrekare. Yani 10.000'e bölerseniz bunu arkadaşlar yaklaşık 62 hektarlık bir alan. 1 hektar 10.000 metrekaredir. Burada gördüğünüz gibi 62 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Bizim alanımızın içerisinde araç bu alan içerisinde bu sokaklar içerisinde aşağı yukarı sürekli hareket ederek gidecek. İlaçlama yaparken aracın püskürttüğü damlacıklar yaklaşık 50 metre ile 90 metre çapındaki alanda sürekli yayılacak. Bu alanımızın içerisinde düzgün bir şekilde bir gece içerisinde hareket edecek araç ve bugünkü görevini tamamlayacak. Şimdi tekrar sizinle beraber ölçüm yapıyorum. Şu sol taraftaki cetvele bakıyorsunuz. Noktayı koyduk. Alanı hesaplayalım birlikte yine. Görmeniz açısından. Evet, 4 noktayı birleştirdik. Yaklaşık 63 hektarlık bir alanımız var. 631 bin metrekare. Bunu 10.000'e bölerseniz 63 hektarlık bir alanımız var. Şimdi buradan sizinle birlikte yeni bir
sayfa açmamız gerekiyor. Bu sayfada size ben bir biyosidel ürün örneği koyuyorum. Bu gördüğünüz ürün ülkemizde piyasada bulunan bir ürün. Piyasa spermetin içeriyor. Yanında ayrıca tetrametin, pibio gibi düşürücüler de var. Ve ürünün etiketinin üzerinde sivrisinek erginlerine ve karasinek erginlerine karşı kullanıldığı ile ilgili bilgiyi görebiliyorsunuz. Hem araç üstü hem de taşınabilir ULV'lerle kullanılabilir şeklinde ve karışım oranları verilmiş. Şimdi az önceki haritalarımızı dikkate alacak olursanız eğer, haritalarda sizler yaklaşık 631 bin metrekare yani 63 hektarlık bir alanda ilaçlama yapmanız gerekiyordu. Burada bir ifade var bakın. 1 gram ürün hektara atılması gerekiyor. Bu ürünümüz %20'lik yani 1 litresinde 200 gram öldürücü madde var. Yani 1 litresiyle 200 hektar ilaçlanması gerekiyor. O zaman biz ne yapacağız? Bu alanıma 1 litre koyarsak 200 hektar ilaçlamamız gerekiyor. Bizim alanımız o kadar değil, 63 hektar. Buna göre bir hesap yapmamız gerekiyor. Önce alanımızın, ben size kısaca hesabını yapayım. 63 hektarlık bir alan var. Demek ki bizim bir sivrisinek mücadelesi yapacaksak, 1 gram aktif içerik hektara uygulayacaksak 63 gram maddeye ihtiyacımız var. Bu ürünümüz spermetrin içeriyordu %20'lik ve 1 litresinde 200 gram olduğunu görüyorsunuz. O zaman acaba 63 gram ne kadar litrede vardır? Bunu hesaplamamız gerekiyor. Ben az önce bunu başka bir ürün için yapmıştım. Şimdi burada görelim. 1 litresinde 200 gram varsa 63 gram ne kadar mililitrede vardır? 1000 mililitrede 200 gram varsa 63 ile 1000'i çarpacağız, 200'e böleceğiz. 63 çarpı 1000 gördüğünüz gibi bölü 200. Gördüğünüz gibi bu üründen benim 315 mililitre almam gerekiyor. Ben 315 mililitre ürünü alıp aracımın içerisindeki tanka doldurup, ULV tankına doldurup, gece ilaçlama makinesindeki tanka doldurup, bu tankların hacimleri değişkenlik gösterebiliyor. 60'lık, 90'lık, 120'lik böyle değişik hacimlerde oluyor ama standart 60 gibi düşünürseniz ya da 100 gibi düşünürseniz bunun bir alan içerisinde tamamen de bitmesi gerektiğini dikkate alacaksınız. Gördüğünüz alanın içerisinde araba sürekli gezecek. Bu alan içerisinde sürekli dolaşarak, bu boşluklar içerisinde gezinerek bir gecede ilaçlamasını tamamlayacak gibi hareket ediyoruz. Ve sonuçta gördüğünüz gibi 315 mililitre yani 1 litrenin neredeyse 3'te 1'i kadar bir ilaç kullanılması gerekiyor. Ama şimdi uygulamada çalışan arkadaşlar bu hatayı yapıyorlar. Özellikle şurada gördüğünüz karışımları dikkate alıyorlar. Örneğin 1 litre 99 litre suyla karıştırılacak gözüküyor. 60 litrelik bir tanksa bu sefer 600 mililitre gibi bir değer koyuyorlar. Bakın koymaları gereken miktar burada 315 mililitre. Maalesef özellikle piyasada ürünlerin üzerindeki bu karışım oranları dikkate alınıyor. Aslında dikkate alınması gereken en önemli nokta burada görülen hektara düşen etken madde miktarları. Alanın büyüklüğünü Google Earth'ten rahatlıkla hesaplayabiliyorsunuz. Bu alan içerisinde aracımız değişik sokak ve caddelerde sürekli gezinerek belli bir zaman içerisinde, örneğin birkaç saat içerisinde, iki saat içerisinde bu insektisiti, biyosidel ürünü buraya boşaltıyor. Böylelikle de ilaçlama yapmış oluyor. Bir karasinek için olabilir, yakarca için olabilir, sivrisinek için olabilir. Sizlerin bu hususta dikkatli olması gerekiyor. Sadece buradaki seyreltmeyi dikkate alırsanız, 1 litre tanka konması gerekiyormuş gibi 100 litreye koyup da o alana boşaltırsanız, az önce gördüğünüz alanda boşaltırsanız, maalesef siz normalde atmanız gereken dozun 3 katı doz atmış olursunuz. Lütfen çevremizin, ülkemizin suyunun, toprağının, havasının kirlenmemesi için bu hususa dikkat ediniz. Biyosidel ürünlerin çevre ve insan sağlığı açısından riskleri olduğunu unutmayınız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dilerim faydasını görmüşsünüzdür. Hepinize sağlıklı günler dilerim.